senin partinde bir il başkanı %30 farkla adayı yeniliyor ve bu adam hala burada niye oturur, ben bunu çok merak ederim. Ankara il başkanından bahsediyorum yani. Bu uyarılar, bu konuşmalar, bu tartışmalar parti içerisinde oluyor mu, uyarıyor musunuz? Hala kibir var mı? Hala Mücahit Birinci bu şeyi yeni attı. Tweet'i. İşte bu hassas süreçte sarraf titizliğiyle bizim burayı yönetmemiz lazım. Demek ki hala bir şeyler devam ediyor. Yanılıyor muyum? Tabii Hadi abi şöyle, tabii bu tartışma zemini var ama şöyle siz ne yaparsanız yapın vatandaş işi bitirmiş. Bak net söyleyeyim. Vatandaş işi Bravo. bitirmiş. Hocam. Sen ne yaparsan yap. İster tut, ister devam et, ister devam etsinler. Anladın mı beni? Vatandaşın esas olan vatandaşımız değil mi? Seçmenimiz. Dolayısıyla seçmenimiz o fişi çekmiş şu anda fişi. Tamam. Senin partinde bir il başkanı %30 farkla adayı yeniliyor ve bu adam hala burada niye oturur, ben bunu çok merak ederim. Ankara il başkanından bahsediyorum yani. Bu uyarılar, bu konuşmalar, bu tartışmalar parti içerisinde oluyor mu, uyarıyor musunuz? Hala kibir var mı? Hala Mücahit Birinci bu şeyi yeni attı, tweet'i. İşte bu hassas süreçte sarraf titizliğiyle bizim burayı yönetmemiz lazım. Demek ki hala bir şeyler devam ediyor. Yanılıyor muyum? Tabii Hadi abi şöyle, tabii bu tartışma zemini var ama şöyle siz ne yaparsanız yapın vatandaş işi bitirmiş. Bak net söyleyeyim. Vatandaş işi Bravo. bitirmiş. Hocam. Sen ne yaparsan yap. İster tut, ister devam et, ister devam etsinler. Anladın mı beni? Vatandaşın esas olan vatandaşımız değil mi? Seçmenimiz. Dolayısıyla seçmenimiz o fişi çekmiş şu anda fişi. Tamam. Senin fişi tekrar taktırman için ne yapman lazım? Yapacağın şeyler belli. Ne Vatandaş abi? artık Senden söz duyalım değil onlar. Ne bak. yapması lazım? Şöyle bir, ben çok somut öneriler yapıyorum. Bir, öncelikle değişimin yani reform niteliğindeki değişimini, bak öyle şey değil. Hani onu aldım, bunu getirdim falan değil. Yeni dönemin toplumsal yapısını ve sosyolojisini anlayacak bir kere reform niteliğinde bir kadro değişimi. Ama yaygın ve genel, yaygın, son derece yaygın, yayılabildiği kadar yaygın mahalle teşkilatlarına kadar abi. Tamam. Bravo. Bu birincisi. Ama tümden gelin. İlk önce çatı. İlk önce genel merkez. İlk önce genel başkan yardımcıları. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri. MYK. Genel bir değişiklik. Genel ve şey bir değişiklik. Kararlı bir değişiklikle. Yani Bir zihniyet değişikliğiyle. yenilginin Tabii. müsebbibi olan kim varsa kimsenin gözünün yaşına bakılmaması lazım. Yani yenilginin müsebbibi elbette ki yenilginin müsebbibi mi değil mi diye ben işin orasını abi şöyle bakın orada bir terazimiz yok yani ne kadar kim sebep oldu kim sebep olmadı bilemeyiz. Dolayısıyla bu tür şeyler bu tür hareketler bu tür etkili tokat sonrasında gelecek şeyler devrim niteliğinde olması lazım. Hani çok etkili bir tokat geldi ya hiç görmediğimiz gibi. Bunun karşısında bizim reaksiyonumuz devrim niteliğinde onun için reform kelimesini kullanıyorum. Yani sosyalist literatürü tercih etmiyorum. Reform kelimesini kullanıyorum. Reform niteliğinde çok kararlı şeyi vatandaşımızın görmesi lazım. Kararlı. Yani o her zaman gördüğümüz isimler var ya, vatandaşımızın gördüğü isimler var ya, hiç değişmeyen değil mi? Yani vatandaşımıza AK Parti'de bir politbüro var algısını kırmamız lazım vatandaşımızdan. Vatandaşımız da çünkü o var. Bize geliyor bu. Ben söylemiyorum bunu. Bakın Mücahit Birinci politbüro var falan demiyor ki. Bu algı vatandaşımızda var. Ya hiçbir şey değişmeyecektir. Bak hala bana öyle söylüyorlar. Hiçbir şey değişmeyecektir. O yapı belli insanlar tekrar oralarda olacak. İşte yaşları kaç olursa olsun olacak falan gibilerinden sürekli bir şey var. Eleştiri var. Sen yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak gereğini hocam bak. Vatandaş bunu yapmış, kararını vermiş. Tamam. Hani parti, genel merkez vatandaşsız ayakta durabilir mi Hadi abi? Mümkün değil. Ha, sen o fişi tekrar takman lazımsa gereğini yapacaksın. Bu kadar. Ya matematik bu kadar basit. Mücahit Birinci sert değil. Matematik sert abi. Ben değilim sert. Mehmet Metiner diyor ki reisim yeni bir AK Parti kur diyor. Yani Ha, tabii devrim, ona sormak lazım. reform dediğimizde Ha, onu kastediyordur büyük ihtimalle. o ilk dönemdeki pırıl pırıl hani yorulmamış, dünyalığını yapmamış vesaire sadece hizmete susamış isimlerden bahsediyor. Reform, evet yani reformla kastedilen eğer kastedilen yeni bir AK Parti ise reform kelimesi onun karşılığı ben onu öyle tercih ediyorum kullanmayı.
Ya burada yapılacak şey, bak çok komplike bir şey değil Hadi abi bu. Çok komplike bir şey değil. Vatandaş zaten, bak ne diyorum sana, vatandaş gereğini yapmış diyorum vatandaş. Fişi çekmiş. Ya sen ne yaparsan yap şimdi, vatandaş gereğini yapmış. Ya biz istersek devam edelim aynen. İstersek orada işte merkez karar kurulları devam etsin, konuşalım, olur. Biz diyelim ki ya her şey çok güzeldir ağam, çok güzeldir paşam ya, sorun yok hiç. Ne güzel, biz bu şeyle, kadrolarla kazanacağız inşallah 2028'e. Ya biz ne dersek diyelim, o değil ki mesele. Matematiği yapmış vatandaşımız, halletmiş o işi yani. Sen Bravo. şu anda malumu ilan edeceksin. Diyeceksin ki vatandaşımızın çektiği fişi yerine takmak için. Ben bak bütün şeyleri, değişikleri yerine getiriyorum. Yetmez. Bak isim değişikliği de yetmez. Ha. Vatandaş onların performansını görecek. Daha o imtihanımız var. Onun için ilk yapılacak şey çatı. Ben şöyle düşünüyorum. Bir an önce biz çünkü olağanüstü kongreyi biraz acele de olsa 2023 Kasım ayında yaptık olağanüstü kongreyi. Şimdi ondan 7-8 ay sonra olağan kongre vardı. Yani şu andaki Merkez Karar Yönetim Kurulu 7-8 aylığına vazifedeler zaten. Tamam. Şu an olağanüstü kongremize gerek yok. Olağan kongre tarihimiz açıklanır. Olağan kongre tarihi, ama bunun açıklanması lazım. Dedim ki olağan kongre tarihi şu. Tamam. Ondan sonra işte Olan abi bir dakika. Olan kongre tarihi şu anda genel merkezin ya da parti yönetiminin belirleyeceği bir tarihte, mesela diyelim ki Mayıs'ta yapalım denildi. Olağan mı olacak, olağanüstü mü olacak? olağan. Şu anda olağan kongre Yani sürecindeyiz. tarih şu anda net değil. Olağan Net değil. Mayıs, süresi Haziran, Temmuz, dolmuş. Eylül. Evet, Diyelim ki doğru. Nisan ayının sonunda yapılacak diye Erdoğan, Sayın Yapılabilir. Cumhurbaşkanı talimat verdi. Yani bu Takdir, bütün evet. değişimler olağan genel kurulda yapılacak, doğru mu? Tabii. Yani olağanüstü kararların alınması için olağanüstü kongreye gerek yok. Olağan kongrede de pekala o reformlar yapılabilir. Yani zamanı gelmiş olağan kongrenin. Zaten olağanüstü kongre yapamaz AK Parti şu anda. Olağan kongre zamanı gelmiş. Evet. Dolayısıyla olağan kongrede de işte ne zaman açıklarlarsa, hani bunların bir hazırlanma süreci var ya tabii, takdir edersin ki. Ben bir aylık sürenin çok ciddi değişimlere gebe olduğu kanaatindeyim ve değişim sinyallerine. Şu bir aylık sürenin ben Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda o değişiklikler üzerinde çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Yani yazarak çizerek o değişiklikler üzerine teker teker. Ama sadece genel merkezde sınırlı değil bu. Benim tahminim. Sadece genel merkezde sınırlı olmaz. Teşkilatlar, Bir il de teşkilatları, il başkanlıkları, ilçe teşkilat olur, devlet. başkanlıkları, Bakın, bakın. kabine. Hadi abi. Onların tamam teşkilat. Ha. Şimdi devlet kısmında da bir takım değişiklikler öngörebilir Sayın Cumhurbaşkanımız. Çünkü bu uyarı şöyle olsaydı, AK Parti birinci parti vaziyetini korusaydı, tamam. Ondan sonra aramızdaki fark biraz daralsaydı, biraz daralsaydı. İstanbul'u ve Ankara'yı kaybetseydik sadece, değil mi? Şimdi buradaki tepki farklı olurdu, bakış açısı. Ama şu anda adeta yani vatandaş tarafından paralize edilmiş, paralize edilmiş, dondurulmuş bir durumla karşı karşıyayız. Biz bu dinamikten kurtulmak, bu paralize edilme vaziyetinden, donma vaziyetinden, biraz önce yayınımızın donduğu gibi kurtulmak için ne yapmamız lazım? Sıcaklığı arttırmamız lazım buzların çözülmesi için. İşte o sıcaklığı arttırma nedir biliyor musunuz? Siyasi hareketlenmedir sürekli. Ya bu eleştirileri ben çok değerli buluyorum. Aksi takdirde hala bu eleştiriler yapılamıyor olsaydı var ya Hadi abi. Hani siz konuşmasanız var ya, ben Fatiha'mı okurdum. Hani açardım ellerimi, bu kadarmış derdim yani bu iş. Doğru. Yani o. Ama siz dinamizmle süreci o kadar canlı tutuyorsunuz ki, işte ısıtma tam olarak budur ya. Ama abi Isıtma işte budur. bak, biz konuşuyoruz da tamam, sen takdir ediyorsun. Öbür tarafta da adam diyor ki hain, satılmış. Sen ne oldu, bak döndün mü? Ya biz yıllardır kelle koltukla mücadele ediyoruz. Acaba Evet. bir günde nasıl dönülür, çok merak ediyorum. Yani öyle Abi diyenler de var. şöyle, onlara verilecek çok güzel bir cevap var. Tabii sen bunu takdir edersin bilirsin. Ya vallahi dersin, seçimi ben kaybetmedim yani. Sen kendine bak. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti yaptın dersin. Ben söylersem de bana söylersin abi. Bravo. Bu kadar basit cevap ya. Hadi abi kaybetmedi yani seçim. Abi söyleyecek çok şey var. Evet, birinci madde değişim. İkinci madde ne yapılmalı? Değişimden sonra mı? Evet. Hani tabii bu değişikliklerin olması belli bir süreci alacaktır. O değişikliklerden sonra da artık ne olacak biliyor musunuz? AK Parti'nin 2002 ruhu, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın cezaevinde çizdiği projelendirme var ya, partinin temelini attığı cezaevinde.
partinin temelini attı. O ruhla, o dinamizmle ama bu çağı okuyarak, zamanın ruhunu okuyarak, anladın değil mi abi? Evet. O çerçevede Türkiye'nin istikameti, bak Türkiye'nin oturduğu istikamet doğrultusunda, hedefleri doğrultusunda, parti sadece parti değil ki, parti sadece basit bir siyasi parti olsaydı daha bu kadar konuşmazdık. Ne bu biliyor musun? 22 senedir devleti yöneten dümen ya bu, dümen. Dümenin başında da, o dümen parti ise dümenin başında da Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız var. Dolayısıyla buradaki partideki sağlamlaştırma, yani dümeni sağlamlaştırma, geminin dümenini, gemiyi istikamete tutacaktır abi. Gemiyi istikamete tutmak için de ne yapmak lazım? Geminin istikametini engel olacak içeriden döşenmiş bazı mayınlar, bombalar, bilmem neler varsa onların tamamını temizlemek lazım. Tam aforizmayı anlatabildim değil mi abi? Gemi şeyinde, geminin dümeni AK Parti, dümende bazı işte şeyler var, bazı hileler var. Bir tarafına bir patlayıcı konmuş. Onları bir temizlemek lazım ki dümen sabit dursun, gemi istikametinde yürüsün abi. O yüzden AK Parti önemli. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi değil AK Parti.